Bugün benim erişte günüm. Bugün komşuları çağırdım. Bugün erişte yapacağım. Mümin abla, bizi çağırmışsın ama hamuru da yoğurmamışsın, yumurtayı da kırmamışsın. Hazırlayalım. Hadi abla, sen bir ne kadar tuzak yiyeceksek tuzunu atıver gözler. Unumuza tuzumuzu attık. Yumurtamızı da kıralım. Bolca kıralım ki hepsini erişte yapmayacağız. Biraz da yemeğe kendimize cimcik yapacağız. Makarna yapılır da cimcik inmez mi? Yani değil mi? Bizim adetimiz budur. Erişte de birinci sınıf sert durum buğdayı, yani unu, su, tuz, yumurta. Sadece bunlar kullanılır. Abla sen yoğuruver. Suyumuzu da ilave ederek makarna hamurumuzu yoğuruyoruz. Tamam Fatma. Lezzin kayarsa hamurumuz. Kaymaz mı? Yumurtası da bolca iyi oldu. Evet, yumurtası iyi oldu. Oldu. Biraz da çocuklara çorbalık şehriye de yapalım. Evet. Su ver. İlave edeyim. Ver buğumuzu da. Makarnanın unu da güzelmiş. Sapsarı oluyor. Evet. En iyi kaliteli un. Tamam Fatma. Yoğrulurken içinde kullanılan suyun klorlu bir musluk suyu değil de daha kaliteli bir suyla çok daha farklı olur. Şuraya az at Fatma. Atma dur. Çekerim. Evet. Eskinin tatlıları ne iyiydi. Ya eskiden ne iyiydi. Her evet. Şeyler değişti. Önemli olan plastik kullanmamak. Evet. Ahşap teknede yapmak. Evet. Su kuyuya çık Fatma. Su. Hemen ilave edeyim arkadaşlar. Açıktan Fatma. Asla. Tamam. Allah'a şükür edince var hepsi birbirine. Evet. Ağzını atayım. Atayım. Bizim burada Beybazarı'nda misafirperverliğimiz var. Böyle komşularımız hep geliverirler. Tarhana, erişte. Aslında bizde erişte değil, makarna. Toplaşırız. Sırayla herkes, komşular birbirine yardım eder. Bir kış boyu yiyeceğimiz ürünü yaparız. Bugünkü makarnamız Mümine teyzenin. Onun kış hazırlığı bu. Bir kış yiyecek. Sadece makarna değil, çorbalık şehriye ile cimcik de yapacağız. Tabii cimciğinin bir kısmını da yiyeceğiz. Aslında biz bol kaliteli un ve bol yumurtayla yaptığımız makarna özellikle çocuklu aileler için kurtarıcı bir yiyecektir. Çünkü içinde proteini var, karbonhidratı var, yoğurtla, İşte kıymayla, sosla yenildiği zaman hani bütün ihtiyacı olan mineral ve vitaminleri de almış oluyor galiba. Ve doğal. GDO'su yok. Bunun da güzelmiş değil mi Mümin Hanım? Sağ ol, Allah razı olsun. Elinize evet. Sağlık. Kaymak gibi oldu maşallah. Korşula böyle günde lazım. Allah evet. Razı olsun. Bıçağımız var mı? Var var. Teşekkür ettik. Allah teşekkür ettik. Kes Fatma, keselim. Olmuş mu olmamış mı bakalım bir. Az daha var. Biraz daha var. Evet. Hamuru kesildiği zaman bu içi göz göz olacak. Tam göz göz olmamış. Bir iki daha var. Şimdi şu anda yoğurduğumuz, yapacağımız makarna ve cimcik, biz erişte demeyiz, makarna deriz. Biraz daha kısa çubuklarız. Bunun çorbasını ve cimciğini de yapacağız. Ama aslında şimdi daha çok pazara sunulan, satış için yapılan ıspanaklı, ısırganlı, domatesli, karışık kokteyl ve kepekli olan makarnalar da var. Onları evde çok fazla tüketmiyoruz.
Belki değişik bir lezzet ama hani alıştığımız klasik lezzet bize daha iyi geliyor. Ne bileyim, bir ıspanaklı ya da ısırganlı makarnanın yerine makarnanın yanına ıspanak yemeği yapmayı tercih ediyoruz biz evde. Bakayım artık bir. İnşallah olmuştur ama olmuş. Çok olmuş. Güzel olmuş. Evet, eline olmuş. Sağlık. Sağ. Hamur parlamış. Evet. Hamur parlamış, kendine gelmiş. Kokmaya, işitmeye evet. Başladı. Pek büyük yapmayan da hı, çabuktan kurusun olmaz. Evet. Pek fazla eğlenmeyen. Hadi gelin komşular, pazı oldu hadi. Pazıyı tuttuk mu hemen iş yer olur. Evet. Tamam arkadaşlar, küçük ablalarımız küçük. Kaç cimcilik pazı yapacağız şimdi? Ona göre keseyim ben. Fatma. 3 yeter mi Fatma? Mina ablaya sorarım. Hamur onun. Şehriyelik de cimcik gibi küçük olacak. O zaman küçük tutalım. Makarnayı büyüteceğiz. Neyse, cimciği çok yapalım. Çok yiyeceğiz bugün. Evet. Afiyet olsun. Mina Hanım bir daha kessin makarna kendine. Hamur çok. Çorbalık şehriyelikle cimciğin pazıları küçük olacak. Bezeleri. Biz bezeye pazı deriz. Nedeni onlar daha ince açılacak. Hamur pazımız bitti. Tablamızı kaldıralım. Pazılarımızı da yerine alalım. Kilimin üzerine. Yer pasını alsın. Gazelenmesin. Üzerine örtelim. Şunları cimcik yapalım. Şunu erişte yapalım. Arkadaşlar o zaman bir 5-10 dakika mola verelim. Yer pasını alıversin. O bir müddet beklemezse hamur açılmaz. Yani zorlanır ve şekli bozuk olur. Pazı biraz kendine geldikten sonra açıyoruz. Makarna keseceğiz, cimcik yapacağız.